Herkese merhaba ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kanat tarifiyle geldim. Izgara tadında gerçekten muhteşem oluyor. Ben 1 kilo kanattan yaptım. Sizler kişi sayınıza göre artırırsınız. İyice yıkadım ve suyunu süzdürdüm. Üzerine bir çay bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde zeytinyağı ekledim. Zeytinyağı yerini isterseniz sıvı da kullanabilirsiniz. Daha sonrasında da 2 diş sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik ve toz kırmızı biber kullandım miktarlarını açıklama kısmına yazarım baharat kısmını damak tadınıza göre eksiltebilir ya da çoğaltabilirsiniz ben ne kadar malzeme kullandığımı açıklama kısmına not olarak düşerim daha sonrasında da çok güzel bir şekilde karıştıralım Eğer ızgara seviyorsanız evde yapabileceğiniz en güzel tarif diyebilirim. Mutlaka kaydedin ve deneyin. İyice karıştırdıktan sonra da üzerine bir streç film kapatalım ve buzdolabımıza kaldıralım. 2 saat dinlendirelim. İyice karıştırdıktan sonra üzerine streç film kapatıyorum ve buzdolabıma kaldırıyorum. En az 2 saat dinlendiriyorum. 2 saatin sonunda da ben bir fırın tepsisi kullanıyorum. Üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Çünkü bu tepsiyi altına koyacağız. Nem sağlayacak, kurumamasını sağlayacak. Yani güzel bir şekilde pişecek. Suyumuzu ekledikten sonra fırın telini de üzerine koyuyorum. Sonrasında da tavuklarımı üzerine diziyorum. Tavuklarımı telin üzerine dizdikten sonra da önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakikada pişiyor. Sizler damak tadınıza göre pişme süresini ayarlayabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırınımdan çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı ve yenmek için hazır. Soğutmadan hemen yiyelim. Eğer ızgara seviyorsanız mutlaka denemenizi öneririm. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.